Hazırsak başlayabilirim arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı'nın her yıl Aralık ayında basın mensupları ile yaptığı geleneksel bir basın toplantısı vardı. Tüm basın mensupları bekliyordu. Biz de tabii böyle bir toplantının yapılmasını orada bu son bir yıllık bir değerlendirmenin yapılmasını vatandaşlara izahsız bir şekilde destek verdikleri Cumhur İttifakı üzerinden destek verdikleri Adalet ve Kalkınma Partisi'nin vatandaşlara çektirdikleri üzerinden, öğrencilere çektirdikleri üzerinden, gazetecilere çektirdikleri üzerinden, fakir fukaraya, garip gurebaya çektirdikleri üzerinden bir değerlendirme, bir öz beklerdik. Ama bunu yapmak yerine bu sene partilerine müzayir Türk Gün Gazetesi'ne demeç vermekle yetinmiş Sayın Bahçeli. Verdiği demeçte tabii yerel seçimlerdeki hazımsızlığın, yerel seçimler sonuçlarına gösterdikleri hazımsızlığın bir devamını göstermişler. 31 Mart tarihinde hep birlikte milletin önüne çıktık. Biz dedik ki Mart'ın sonu bahar olacak. Her şey çok güzel olacak. Onlar da dediler ki bu Türkiye için beka sorunu olur. İstanbullular 31 Mart'ta karar verdiler. Mart'ın sonu bahar olsun dediler. Bahçeli'nin korku senaryosuna değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Millet İttifakı'nın baharına, güneşine, umuduna oy verdiler. Bunu hazmedemedi ne Sayın Bahçeli, ne Erdoğan, ne saray. Ve ne yaptılar? YSK'ya yaptıkları başvuruyla İstanbul'da kendi verilerini onlara emanet eden ve İstanbul'un hastanelerine gidip de psikiyatri servisine başvuran herkesin raporlarını verilerini aldılar, bavul bavul YSK'ya taşıdılar. Bunlar oy kullandı, kullanamaz, bunlar kısıtlıdır falan dediler. Bu kadar kendilerine emanet etmiş sağlık verilerini bile bu hazımsızlığa alet ettiler, seçimleri iptal ettirdiler. Sonra ne dediler? Osmanlı tokata açacağız. Ne zaman? 24 Haziran'da Osmanlı tokata atmaya gidiyoruz dediler. 23 Haziran'da ne yapacaktı Sayın Bahçeli? Mitili İstanbul'a serecekti. Seçime kadar kalkmayacaktı. Köprülerden geçerken şakarlı arabalarla klipler çektiler, mehter marşlarıyla. 3 gün sonra, iki gün sonra sessizce Ankara'ya döndüler. Neden? Mitili atıp da kalamadılar çünkü. İstanbullu milli irade deyip kendileri seçim kazandığında bunu kutsayıp kendileri kaybettiğinde mundar oldu diye aşağılanan iradesine sahip çıktı. Ne MHP'nin sokakta yüzüne baktı ne AK Parti'nin. Hak yendi dedi ve sessizce 23 Haziran'ı bekledi. Haziran seçimlerinde tekrar seçimlerinde Osmanlı tokatı açacağız diyen Cumhur İttifakı'na bir demokrasi tokatı attı. Şimdi bunu unutmuş görülüyorlar. Fahrettin Kocay'a söyleyelim hatırlatma dozunu yakında seçmen bir kez daha yapacak Cumhur İttifakına. Yakında hatırlatma dozu geliyor. Seçmenin kararına saygı duymayan, seçimi kendi kazanınca önemseyen, kaybedince seçmen kararını hakir görenlere hatırlatma dozu geliyor yakında. Bu sefer de başladılar İstanbul seçimlerinin İkinci seçimin 806 bin farkla Ekrem İmamoğlu'na veren İstanbullu'nun kararına karşı Suç İşleri Bakanı'nın tevziratı Ne diyordu Suç İşleri Bakanı? 500'ün üzerinde terör örgütüne mizahir terör örgütüyle irtibatlı kişi var. Bunların 455'i de filanca işte PKK terör örgütünden. Oralardan rakamları verdiler verdiler döndük dolaştık. 5 kişilik Diyaydar iddianamesine saplandık. Nedir? Din ile yardımlaşma derneği diye bir dernek var. Bu derneğinle ilgili bir soruşturma daha doğrusu bir iddianame kabul edildi. İki tane gizli tanığa dayandırılıyor. Bir tane de PKK hükümlüsünün beyanlarına. E bakılır o iddianameye orada suçlananlardan bir tanesi İBB çalışanıysa ceza alırsa otomatikman gider. Nerede 550'den fazla terör örgütüyle irtibatlı bir tane iddianame. İddianameye baktığınızda iddianamedeki temel iddiaların başında şu geliyor. Bu kişiler dernekleriyle birlikte çözüm sürecini desteklemişler. Yanlış duymadınız. Bu kişilerle ilgili temel dayanak bunlar çözüm sürecini desteklediler. Bu dernek ve bu kişiler. Çözüm sürecinde masanın bir tarafında kim var? masanın bir tarafında Tayyip Erdoğan. Yani onun yolladıkları. Mahir Ünal, Hakan Fidan, Yalçın Akdoğan. Şimdi masanın öbür tarafında olanlarla beraber çözüm sürecini destekledi diyen Diyaydere masanın bu tarafında oturanların yönelttiği suçlama. Ya bir masa kurulmuş, bir anlaşma yapılmış veya anlaşılmaya çalışılmışsa Üstünden geçen zamanda masanın bu tarafını suçlu, bu tarafını suçsuz ilan edebilmek ancak AK Parti ve onun emrindeki savcıların yapabileceği bir iştir. Başka bir şey değil. Eğer bir hesap verilecekse önce bir Mahir Ünal'dan soralım hesabı. Hakan Fidan'dan soralım hesabı. Sonra gelelim o sürece destek verdiler diye başkalarını suçlayalım. Bunun yanında tabii Beş tane gazsal var diyorlar bu derneğin üyesi İBB'de çalışıyor. Bir suç varsa çekilir. Bir ceza varsa gereği yapılır. Ama bundan 85 bin kişinin görev yaptığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başkanını sorumlu tutup hadi bakalım devlet bahçelinin ifadelerine baktığınızda yok görevden alınmalıymış yok yerine yenisi seçilmeliymiş. Yok ya eğer eğer cesaretiniz varsa cesaretiniz varsa hemen hakeme gidelim. Demokrasilerde hakem millettir. Millete gideceksiniz, o kararını verecek. Cesaretiniz varsa bütün seçimleri yenileyebilirsiniz. Millet size nasıl bir demokrasi tokatı atacak ortada. Ama yok öyle olmasın. Biz millete gidince oy alamıyoruz, kayyum yoluyla atıyoruz. Vay be. Nereden nereye geldik? Zaten Devlet Bahçeli'nin demokrasi anlayışı başka bir yerde. Kendilerini milli irade kahramanı yapanlara da küçük ortaklarının yaklaşımını göstermek lazım. Bir yandan kendileri alamadıkları İstanbul Büyükşehir'le ilgili Tevfik Göksu belediye koridorlarında kulağına geliyormuş. Terör örgütü mensupları varmış dedikodu üzerinden. Süleyman Soylu makamını işgal ettiği yerde suçla mücadele etmek varken etmesi gerekirse yani suç işleri bakanı olarak iftiralar atarak alamadıkları seçmenin vermediği İstanbullunun vermediği yetkiyi başka yollarla alacaklarmış. Bunu da not ediyoruz. Bunu benim not etmem bir şey değil. Bunu seçmen not ediyor. Tarih not ediyor. 20 yıl sonunda savruldukları yeri not ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi gibi güçlü gelenekten gelen bir partinin yöneticilerinin düştüğü durumu not ediyor. Sen 7 Haziran'da yüzde 17 oy alacaksın. Son ankette üç buçuk. O oyunda da iki buçuk eski AKP oyları. 7 Haziran'da 17 kişi oy vermiş. O 17 kişiden bir tanesi şimdi oy veriyor. Halen daha devam. Neymiş? Cumhuriyet Halk Partisi milli güvenliğimiz açısından bir sorunmuş. Lafa bak. Önemli bir tespit. AK Partililer alkışlıyorsunuz. Buyurun. Sayın Bahçeli. Erdoğan ve AKP milli güvenliğimiz için en az PKK kadar tehdittir. En az. Kim söylüyor bunu? Devlet Bahçeli. Ne yapmışlar? MHP'nin bütün hesaplarından paylaşmışlar. Resmi hesap. Ona buna küfür etmekle uğraşan MHP'nin küfür darcı çok iri olan genel başkan yardımcısını hatırlatalım. Bunun arkasında mısın kardeş? Semih Bey bu tweet'i alıntılayıp üstüne bir şey yazsana. Yazın hadi. Tweet'iniz duruyor alıntılayın. Sözümüzün arkasında izleyin. Bundan beş sene önce PKK'dan daha büyük tehdittir dediğiniz partinin koluna girmişsiniz. Bir de oradan şimdi o partiye İstanbul'u da çeşitli oyunlarla teslim etmek için bu tweetin arkasında duran varsa söylesin. Çekildiklerini söyleyen varsa gerekçesini söylesin. Biz çıkıp PKK'dan daha büyük tehditsin desek bugün yer yerinden oynar diyen kişiyle kol kola girmişler. Ondan sonra Semih Bey alıyor eline telefonu. Küfür de küfür. Daha ciddi işlerimiz var. Öğretmenlik meslek kanunu. Nihayet Cumhuriyet Halk Partisi'nin yıllardır üzerinde durduğu bu meslek kanunu AKP'nin anketlerdeki önlenemez düşüşüne çare olsun diye ortaya çıkarılan paketle birlikte gündeme geldi. Ne kadar mutlu ki bize 900 liraydı bu ülkede askeri ücret 1500 lira yapacağız deyince dünyanın lafını söylediler sonra biz de yapacağız dediler. Muhalefetteyken askeri ücrete zam yapabilen tek partiyiz. Daha sonrasında bugünkü sürece kadar geldik hep Cumhuriyet Halk Partisi'nin mücadelesiyle. 7 Haziran'da intibak yasası dedik biz de yapacağız dediler mecbur kaldılar. Emekliye ikramiye demiştik Önce verilemez dediler sonra biz de vereceğiz dediler verdiler. Taşerona kadro demiştik verilemez dediler sonra biz de vereceğiz dediler verdiler. Bugün geldiğimiz noktada önlenemez düşüşlerinden yüzde yirmi in altına inen oylarından bütün anketlerde son bir haftada açıklanan üç bin altı göstergeyi de verecekler. Öğretmenlik meslek kanunu da çıkaracaklar. Akla gelebilecek her noktada acaba bu düşüşü ortadan kaldırabilir miyiz diyorlar. İnsanlar 20 yıldır verilip de tutulmayan sözleri unutmuyorlar. Ama bugün öğretmenlik meslek kanunu gündeme geldiyse bunun toplumda önemli bir beklentiye dönüşmesi açısından CHP'nin yıllardır verdiği mücadeleyi de öğretmenlerimiz de emekli öğretmenlerimiz de biliyorlar. Şimdi bu kanun gündeme geliyor. Mahir Ünal da konuyla ilgili açıklamalar yapıyor. Nereden duydu Türkiye bunu? Recep Tayyip Erdoğan dedi ki dün akşam öğretmenlik meslek kanununu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yolladık. Hemen bütün gazeteci arkadaşlar yaptı biz yaptık. Bir görelim bakalım ne varmış kanunda. Girdik internet sitesine kanun sunulmamış meclise. Şu ana kadar sunuldu mu? Hayır. Tayyip Erdoğan'ın kastettiği şu. Biz sarayda hazırladık, meclise yolladık diyor. Mahir'in alın haberi yok kanundan. Bugün diyor ki imzayı açtık milletvekillerimizin diyor. Hani siz referandumda bu insanlardan o isterken artık kanunlar sadece milletvekilleri tarafından hazırlanacak. Bakanlar yürütme kanun teklifi sunamayacak diyordunuz. Dün kanun teklifi yollandı diyor haberiniz yok. Bugün imzayı açmışsınız. Kanun teklifinin altına milletvekilleri imza atıyorlar. Anayasaya karşı muazaza suçu. Kanun teklifi sarayda hazırlandı. Dün akşamki ifadeyle ve bugün hepinizin göz önünde suçüstü yakalandılar. Her zamanki gibi. Şimdi bu kanun teklifi gel gelecek ve yapılan açıklamalardan edinilen bilgilere göre 12 maddelik cılız bir teklif. Mümkünü yok beklentileri karşılamıyor. Yalan yanlış işler var. Örneğin içinde kariyer basamakları var yine. 2006 yılında Anayasa Mahkemesi iptal etmişti. İşletemediler daha sonra da. Ve bu kariyer basamakları öğretmenlik meslek kanununda bizim kaldırılması gerektiğini savunduğumuz basamaklar. Neden? Öğretmenleri kategorize ediyor. Çocuğu aday öğretmene düşen, öğretmene düşen, uzman öğretmene düşen, baş öğretmene düşen arasında... Çocuklar arasında veliler açısından önemli bir güvensizlik. Sadece yılı tamamlamadığı için uzman olamayan ama liyakatı tam olan öğretmenler ve bir temel bir prensip aykırı. Bütün öğretmenler uzmandır. Eğer öğretmen ünvanını verdiysen ona çocuk emanet ediyorsan uzmandır. Öğretmenin ikinci kalitesi kademesi bekleyeni alimi kurmayı olmaz. Öğretmen öğretmendir ve hepsi uzmandır. Biz bütün öğretmenler uzman kabul edilmeli, ona göre de ücretlendirilmelidir diyoruz. Bu arkadaşlar 10 yılı doldurana uzman öğretmen, daha sonra da baş öğretmen. Baş öğretmen deyince bir duracaksın. Bu ülkede bir tane baş öğretmen var. O da Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Bunun dışında baş öğretmenlik ünvanı vermek, Gazi'ye ait bir ünvanı sulandırmak değersizleştirmek, boşa düşürmek çabasından başka bir şey değil. İlla ünvan vereceksen, vere vere baş öğretmen Atatürk'ün ünvanını buldun. Hiçbir öğretmenimiz Atatürk'e hem döneminde hem de bugüne kadar bu milletin gönlünde verilmiş bu ünvana ortak olmayı istemez. Asla onu değersizleştirmez. İlla vereceksen başka bir ünvan ver. Baş öğretmenlik Mustafa Kemal Atatürk'e bu milletin gönülden verdiği bir ünvandır. Başkasının bunu taşıması gibi bir şey söz konusu olamaz. Ama sırf değersizleştirmek için, sırf değersizleştirmek için yapılan tuhaf bir iştir. Öğretmenlerin emekliliğine yansımalıdır yapılacak bütün düzenlemeler. Bizimkinde öyle. Mahir Bey'inkinde yok. Bilgisi var mı ondan da haberimiz yok. Ayrıca yapılacak bütün düzenlemelerin emekli öğretmenler için de iyileştirme içermesi gerekmektedir. Öğretmenler ders vermedikleri zaman öğretmenlik vasfını ve bundan dolayı kendilerine gösterilmesi gereken saygıyı ve hak ettikleri özlük haklarını kaybetmezler. O yüzden öğretmenlere yapılacak iyileştirmelerin emekli öğretmenlere de aynen yansıması gerekiyor. Biz bunu savunuyoruz. Savunmaya da devam edeceğiz. Ayrıca 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde tüm öğretmenlere bir maaş ikramiye verilmesinin kanun teklifini vermiştik. Bu teklifimizin sonuna kadar arkasındayız. Bunun öğretmenlik meslek kanununa mutlaka AK Parti'de olmayan bu maddenin eklenmesi gerekmektedir. Bunun da ayrıca emekli öğretmenleri de kapsaması gerekmektedir. 24 Kasım'da tüm öğretmenlere ve emekli öğretmenlere birer maaş ikramiye verilmesiyle ilgili teklifimizi bir kez daha yeniliyoruz. 3600 ek gösterge verilecek mi? Evet. Bakarsan yarından itibaren gibi algı bir bakıyorsunuz gelecek sene 15 Ocak. Ama sakın 2022 sanmayın. 2023 15 Ocak. Zahmet etmeyin beyler. O zamana kadar zaten iktidara biz geleceğiz. Millet ittifakı gelecek. Zaten 3600 ek göstergeyi söz verip de tutmadığınız bütün memurlar için biz bu sözü yerine getireceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarda olacağı döneme söz tutarmış gibi numara yapıyorlar. İlk duyan on, gelecek sene 15 Ocak deyince 15 gün sonrasını, 16 gün sonrasını sanıyor. 2023 15 Ocak söylemişler. Acele etmeseydiniz. Bunun da derhal yürürlüğünün hemen bu sene olması kanun çıkar çıkmaz uygulanması gerekiyor. Bunun da üzerinde duracağız. Ayrıca birazdan değineceğiz. Tüm memurlarda ama yarından tezi yok. Öğretmenlik alımlarında mülakatların kaldırılması lazım. Bizim kanun teklifimizde bu maddede vardı. Mahir Ünal, saraydan yazılmış. Kendisine yollanmış. Geldiğinden haberi bile olmayan bir kanun teklifi hakkında bugün altına imza toplamaya başlamış. Meclisi düşürdükleri durum açısından bir grup başkan vekilinin sarayın buradaki çıktı alma ve imza toplama memuruna dönüştürülmüş olmasından çok büyük sıkıntı duyuyoruz. Mayrünal bir özür dilenecekse dönüp takiye ile muazzaa yaparak gerçek niyetlerini saklayarak oy aldıkları ve bugün anayasaya karşı muazzam suçu işlemekten kendini alıp koyamadıkları bu sistem için referandumda kandırdıkları milletimizden özür dilesin. Bir milletvekili sarayın metninin altına imza atma, bir grup başkan vekili de saraydan gelen metnin çıktısını alma, ona imza toplama memuru değildir. Milletin vekilini bu hale getirmelerini tamamen utanarak, sıkılarak takip ediyoruz. Ülkenin gündemine bir kez daha mülakat mağdurları bomba gibi düştü. Güncelliğini koruyor. O konuda da birkaç şey söylemek durumundayız. Ecevit'in zaman zaman partimizin genel başkanı, cumhuriyetin başbakanı, Kıbrıs Fatihi, halkçı Ecevit'in karı olanın bu Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından özellikle gençlere yönelik yaptıkları propagandalar sırasında sürekli onun o nezaketinin, nezaketli vücut dilinin hep bir eksiklik gibi gösterildiği, kötüleştirildiği, şeytanlaştırıldığı bir süreci yaşıyoruz. Gençler bilsin bu ülkeye kamu pers KPSS sınavını Ecevit getirdi. Şundan getirdi. Toplumun tüm kesimlere eşit olsun diye getirdi. Bilgisine güvenen sınava girsin, puanını alsın, atansın. Atanamama sorunu olmasın diye getirdi. AK Parti bu KPSS'nin üstüne bir mülakat sınavı getirdi. Mülakat sınavı objektif kriterlere göre yapılmıyor. Dün de bahsettim. Tamamen subjektif kriterlere göre. Bundan daha dört yıl önce şey sordular reis kelimesine çağrıştırıyor. Recep Tayyip Erdoğan diyeni geçirtiyorlar. Temel reis diyeni, ıspanak diyeni, geminin reisi, takanın reisi diyeni sınavdan eliyorlar. Bu kadar partizanca bir yaklaşımla geldiler. Şu anda büyük bir kötülük yapıyorlar. Ne yapıyorlar? Genç kardeşim günlerce, yıllarca çalışmış, dirsek çürütmüş, Emek vermiş, göz nurunu akıtmış, 96 almış. 59-99 vererek elemeleri mümkün. Aynen onu yapıyorlar. TÜGVA'dan torpil listesi geliyor. TÜRGEV'den torpil listesi geliyor. Bu listede yoksanız puanınıza rağmen eleniyorsunuz. Buna isyan ediyor gençler haklı olarak. Ve bunu savunurken öyle büyük bir kötülük yapıyorlar ki televizyona çıkardıkları bir takım adamlar, bazı köşe yazarları, trol ordularıyla. Efendim bu ülke 15 Temmuz deneyimini yaşamış. E o yüzden istihbarat önemliymiş. E MIT'ten bilgiler geliyormuş. Mülakat biraz da buna hizmet ediyormuş. Yani şunu söylüyorlar. Torpilli olmadığı için elediği gence MIT bunu sakıncalı buldu, yaftasını yapıştırıyorlar. Yani kendi hakkını yemiş sınava kazandığı halde kamuya almıyor. Bir de bu rezilliği örtmek için alnına başka bir kara çalıyor. Bunu sakıncalı buldular. Yani terör örgütlerine, FETÖ'ye, PKK'ya, oraya, buraya ilişkili olabilir diyorlar. Bu tam bir rezalettir. Bir hani kul hakkından korkarım der ya bizim Anadolu insanımız. Bir kul hakkı varsa bundan büyük kul hakkı yoktur. Hem kazandığı sınavı torpilli değil diye kaybettireceksin hem de sonra alnına başka bir kara çalacaksın. Lekelenmeme hakkının iktidar onun kalemleri, onun sözcüleri, onun televizyon savunucuları eliyle ağzıyla lekelenmeme hakkının ihlalinin daniskasıdır bu. Derhal, derhal bu sınavlar kaldırılmalı ve bundan sonraki süreç açıklıkla, şeffaflıkla ve dürüstçe yönetilmelidir. Bu ülkenin en önemli kazanımlarından bir tanesi tam olarak ekonomik yetersizliklerden ulaşılamamış olsa da bundan 20 yıl öncesine kadar eğitimde fırsat eşitliğiydi. Şöyle bir baktığınızda Isparta'nın İslam köyünden Çoban Sülü kendi deyimiyle Süleyman Demirel fakir bir ailenin çocuğu çıkıp bu ülkeye cumhurbaşkanı olabiliyordu. Malatyalı Turgut Özal'ın bir memurun çocuğu cumhurbaşkanlığı makamına gelebiliyordu. Osmanlı'da kadı vekilliği yapmış ne birinin oğlu Necmettin Erbakan Sinop'tan çıkıp başbakan olabiliyordu. Tunceli'li fakir bir ailenin yedi çocuğundan bir tanesi Kemal Kılıçdaroğlu tüm kademelerden bürokrasinin en tepesine kadar çıkıp ana muhalefet partisinin lideri olabiliyor. Bu varsa cumhuriyet sayesinde var. Varsa cumhuriyet sayesinde var. Bunların özendikleri, arkasından ağladıkları, öykündükleri o tek adamlık rejimi Gazi Mustafa Kemal bu ülkeyi kurtarıp da demokrasi getirmemiş, meclis kurmamış olsa babadan oğula geçecekti. Kan yoluyla geçecekti. Soy yoluyla geçecekti. Oysa Soyuna sopuna bakmadan, nerede doğduğuna bakmadan, senin babanın, ananın kim olduğuna bakmadan bir yere gelebiliyorsan bu mecliste örneğin ikinci cumhurbaşkanının kızıyla bir emekli öğretmenin çocuğu yan yana görev yapabiliyorsa bu cumhuriyet sayesinde'dir. Cumhuriyetin kazanımları sayesinde'dir. Ancak bugün gelinen nokta tekrar bu kazanımları tüketmekte bir ailenin, bir partinin, bir zümrenin torpil listeleriyle bu ülkede bir yere gelmek herkes için mümkün olamamaktadır artık. Kamu baş denetçisi var bu ülkede. Şeref Malkoç meclisten seçiliyor. Sözlü sınavlarla ilgili eleştiri yazmış. Diyor ki sözlü sınavların iyi yönetim ilkelerinden olan nesnellik tarafsızlık, şeffaflık, hesap verebilirlik ve kararların gerekçeli olması ilkelerine uygun yapılmasını teminen idarenin bundan sonra düzenleyeceği sözlü sınavlar öncesinde bilgi soruları yanında cevap anahtarını da hazırlaması, sınavlara giren adaylara verilen puanların gerekçelerini ortaya koyacak tedbirler alması yönünde Adalet Bakanı'na tavsiyede bulunulması karar verilmiştir. Bir önceki yılın 10 Butsman kamu baş denetçiliği raporu meclise sunulan. Şeref Malkoç dahi kendisine AK Butsman deniyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'ni rahatsız edebilecek her şeyden uzakta kalıyor. Onun başında olduğu kurumun raporunda dahi bu ifade yer alabilmiş durumda. Düşünün konuyla ilgili ne kadar büyük eşitsizlikler, ne kadar büyük itirazlar, ne kadar büyük yakınmalar var. Şeref Malkoç bunu söyledi. Adalet Bakanlığı o günden bugüne bu konuda ne yaptı? Koca bir sıfır. Maalesef alınan puana rağmen Adalet Bakanlığı utanç verici kriterler de uygulayarak mülakatta kişileri siyasi düşüncesine, inancına, yaşam biçimine, mezhebine, doğum yerine göre bile kategorize ederek ve ona göre ayrımcılıklar yaparak elemektedir. Bunu bilmeyen yoktur. Böyle bir şey yok diyen varsa buna inanıyorsa çıksın anlatsın. Biz de onlara başka bir şey anlatırız o zaman. Ben Şerif Malkoç'un yüzüne bir yaşında babasız kalmış. Annesi infaz koruma memuru olarak halen cezaevinde çalışan. Türkiye'nin en yüksek puanlı hukuk fakültesine okul birincisi olarak girip dereceyle mezun olmuş. Mülakatta en yüksek puanları almış. Birinin nasıl elendiğini anlattım yüzüne. Hangi gerekçeyle elendiğini de anlattım. Meclis tutanaklarında anlattım. Şeref Bey geldi ismini alabilir miyim dedi ismini de verdik. Aldı gitti ama gidiş o gidiş. O yüzden Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, bütün bakanlıklar yapılan bu iş kul hakkı değilse bu ülkede başka kul hakkı yenilmiyordur. Onu görün. Maliye Bakanı, ha bu arada şunu da kayda geçirmek isterim. Anayasanın 70. maddesi her Türk kamu hizmetine girme hakkına sahiptir. Hizmete alınmada görevin gerektirdiği niteliklerin dışında bir ayrım gözetilemez diyor. Anayasanın 70. maddesini bir yere koyup da bu mülakatları başka bir yere koyamazsınız. Her Türk kamu hizmetine girme hakkına sahiptir. Hizmete alınmada görevin gerektirdiği niteliklerin dışında bir ayrım gözetilemez. Bu madde anayasada durdukça bugün yapılan mülakatlar elbette hakkaniyete, vicdana aykırı onu bırakın. En üst hepimizin bağlı olduğu hukuk normu olan anayasanın 70. maddesine de açıkça aykırıdır. Maliye Bakanı Nebati üç buçuk saat boyunca CNN Türk'te yine başka bir evrenden bildirdi. Başka bir evrenden. Öyle şeyler söyledi ki hakikaten konuşmalar, tartışmalar akıl alır gibi değil söylediği sözler. Ama bir de düpedüz yalan olan bir kısmı var. Algı yönetimi için yapıyor. Başka bir şey için yapmıyorlar. Diyor ki kur kolumalı TL mevduat hesabına katılım bugün 51 milyar lira. Bireysellerin döviz mevduatı 169 milyar dolardan 162 milyar dolara düştü. Ya şimdi bunu ülkenin Maliye Bakanı söylüyorsa inanman lazım yani. Doğrudur diyeceksin. Yeterli midir, değil midir tartışılır ama doğrudur diyeceksin. İş bir ucu AK Partili bir bakan olunca hemen gidip tabloya bakacaksın. Yalan bitmeden doğru konuşmuyorlar. Prensip bu. Bakın, resmi veriler. Şu anda 163 milyar lira. Yani 162 değil. 1 milyar orada bir yanlışlık var. Ama 169 milyar hiç olmamış. Hiç. Bakın 17 Aralık kendi verileri 163 20 163 21 163 22 163 163 163 163 o tarihten bu tarihe de sadece 378 milyonluk bir azalma var. Ne diyordu? 169 milyardan 162'ye düştü. 7 milyar. Hiç olmamış ki. Çıksın göstersin hangi tarihte 169 milyar bireysellerin döviz hesabı vardı. Bu nerede yazıyor göstersin. Şimdi algı yönetimi yapacağız diye 169'du 162'ye indirdik. Oysa ki 163'ün dışında hiç olmamış, küsüratlar değişmiş, 378'lik bir azalış var. 378 milyonluk. Nerede 7 milyar dolar, nerede 300 milyon? O da dalgalanıp duruyor. Yine bir başka diyor ki TL mevduatta inanılmaz bir artış. Hani rakamlar burada 17 Aralık'tan 27 Aralık'a kadar bırakın artışı. 16 milyonluk bir azalış var. Yani koskoca Maliye Bakanı çıkıp rakam veriyor. Kontrol etmesen inanırsın. Televizyon başında yani onlar bu rakamların yalan çıkmasından utanmıyorlar. Yüzleri kızarmıyor. Onların güvencesi şu. Bizi izleyenler bunu duyuyor. Hiçbiri de gidip tabloya bakmaz. Bakan bu rakamı yanlış olduğunu bilenler sesini yüzde ona duyurabilse, yüzde yirmiye duyursa kandırdığım yüzde seksen bana kardır diyor Sayın Nebati. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Türkiye'ye yaptığı en büyük kötülük dünyadaki bütün otoriter popülist liderler ve otoriter yönetimler gibi siyasetin gerçeklikle bağını koparıp kanıta dayalı siyaseti değersizleştirmeleridir. Kanıt burada. Bakanın dünkü lafı ortada. Bu akşam A haberden bekliyoruz. Dün akşam Sayın Nebati 169 milyar liralık bir rakam açıklamıştı. Bakıldığında bu rakamın hiç 169 olmadığı, 163 olduğu Özgür Özel tarafından ispat edildi. Bakanlıktan bu konuda bir açıklama yok. Buyurun A Haber. Buyurun kardeşim. Siyaset eğer kanıta dayalıysa bir değeri var. Attığınız yalan tabloyla ispatlanıyorsa düzelteceksiniz, özür dileyeceksiniz ama yok. Dün akşam bu haberi yapan CNN Acaba dün akşam üç buçuk saat Nebati'yi veren CNN bugün bu tabloda dün akşam kendi ekranlarından 169 milyardı 162'ye düştük ifadesinin resmi verilerle yalanlandığını verecek mi? CNN'in gözünün içine bakarak söylüyorum. Mutlaka orada bu haberi montajlamak isteyen harikulade gazeteci kardeşlerim var. Ama yönetim bu imkanı vermiyor. Versinler eğer verirlerse kendi içinde ben veremeyeceklerini söylüyorum. Verirlerse mahcup olurum. Sayın Nebati'nin söylediği 169 milyar 163'e düştü diyor. Hiç 169 olmadı. Verin tabloyu ekranı. Tabi Sayın Nebati'nin şöyle bir iletişim taktiği de var. Öyle sözler söylüyor ki fıkra gibi öyle sözler söylüyor ki koca koca gaflar. Ama bunu bir iletişime dönüştürüyor ve bu sayede insanları kandırmaya çalışıyor. Diyor ki: "Cumhurbaşkanımız konuşmaya başladı. Saatime bakıyorum." diyor. Konuştukça diyor, bir baktık diyor, kurda acayip bir düşüş var. Dedim ki diyor bizimkilere, "Lan yoksa biz bir şey mi yaptık?" "Yok efendim yapmadık. Konuştukça düşüyor." diyor. Bunu duyan o gece kamu bankalarının arka kapıdan 7 milyar doları sattıkları gerçeğinden kopmuş olur. Vallahi de yalan, billahi de yalan. O gece kamu bankaları 7 milyar sattı. Bilançosunu okumayı bilen, hesap kitap bilen bütün ekonomistler gördü. Bu konuda hiçbir şüphe yok. Ama öyle bir anlatıyor ki. Biz öyle mi yaptık diyor. Yok sevindim ben diyor. Gözlerim parladı diyor falan. Hiç masum yalanlar değil bunlar. Bunun vatandaşlarımız tarafından da bilinmesini isterim. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Soru varsa cevaplayalım arkadaşlar. Başlığı, dün yaslığı, 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 yaslığı. Dünkü Nebati'nin yaptığı açıklamalara karşı benim gösterdiğim tabloyu yayınlayacaksınız mı yayınlamayacaksınız? A Haber diyor ki dünkü açıklamanızla ilgili sorumuz var. Ben de ona soruyla cevap veriyorum. Sayın Nebati'nin 169 milyar liralık tablosunu bulup yayınlayacaksınız mı yayınlamayacaksınız sen benim sorumu cevapla ben de senin gibi cevaplayayım. Yok ben yine de alayım soruyu cevaplayacağım. A haber benim sorumu cevaplamadı ama ben onlarınkini cevaplayacağım. Basın bazı idrar, bazı Şimdi birincisi şuradan netleşelim. Yani tabii büyük bir keyifle Sosyal medyadaki troll hesapları üzerinden AK Parti'nin 3 trol ordusu var. Farklı farklı e, kişilerin emrinde bazen birbirleriyle de uğraşıyorlar. Üçünün bir, birden benden meşgul olmasından büyük bir keyif aldığımı söyleyeyim. Sonra bu trollerin hepsine mecliste idare amirliği görevi yapan trollün de şahsına şunu söyleyeyim. Özgür Özel Kur'an'a laf ettiyse Kur'an çarpsın. Özgür Özel Kur'an'a laf etmeyip Özgür Özel... Kur'an'a laf etti diye yalan atanlar varsa da onları çarpsın. Bu kadar yalan olur mu? Söylediğimiz şu. Bu ülkede eğitimi milli eğitim yapar. Diyanet işleri okul öncesi eğitim birimi kuruyor. Üç yaşından sonra dört yaşında beş yaşında çocuklarla ilgili okul öncesi eğitim verecekmiş. Tevhidi tedrisat var. Anayasada yazılı. Kaldıramazsın ve Okul öncesi eğitim, diyanetin değil, milli eğitimin işi. Benim söylediğim bu. İki, Mayrünal çıkmış bana kitap tavsiye ediyor. Mayrünal, senin bana tavsiye ettiğin kitaplardan haberim var. Peki senin İbni Haldun'un muk mukaddemesinden haberin var mı? Ben de sana o kitabı tavsiye ediyorum. Mukaddimeyi bir oku bakalım. İbni Haldun ne diyor? Ayrıca İbni Haldun, İbni Arabi'ye atıfla da söylediklerinin hepsinin çok doğru olduğunu çok küçük yaşta çok küçük çocuklara Kur'an eğitiminin bir sürü sakıncası olduğunu ama bunun gelenek baskısıyla yapıldığını söylüyor. Senin bundan haberin var mı? Ben dün dine en büyük zararı kendisini davranışlarını Allah yaptırıyor diyen Süleyman Soylu'nun verdiğini ayetin önemini, hadisin önemini peygamberin davranışlarının sünnetin önemini ama Süleyman Soylu'nun yaptığının dine en büyük zarar vermek olduğunu anlattım burada. Buna bir eleştirin var mı? O açıdan ne Özgür Özel ne Cumhuriyet Halk Partisi ne Kur'an'a ne Kur'an'ın öğretilmesine bunlara falan karşı değil. Ama üç yaşında çocuğu milli eğitim bakın pedagoji diye bir şey var. Milli eğitimin yetkisi ortada dururken okul öncesi eğitime Diyanet işleri kalkışacaksa bu işten bu ülkedeki en dindar kişinin torununun da faydası olmaz. Kim olursa olsun kimseye bir faydası yok. Ondan sonra yıllar geçince başımızı taşlara vurarız. Bunu söyledik biz. Ama tabii hemen istismar edecekler. Hemen yok onu mu dedi, bunu mu dedi? Ne dediğimiz ortada. Montajlanmadan izlendiğinde de kimsenin hak vermeyeceği bir şey söylemiş değiliz. Biz A Haber'in bu sorusunu yanıtladık. A Haber'de bizim sorumuzu akşam haberlerinde yanıtlasın bakalım. Başka soru var mı arkadaşlar? Teşekkür ediyoruz sağ olun. Buradaki arkadaşların aileleriyle birlikte hem de haber merkezlerinde stüdyolarda çalışan arkadaşlara selamlar. Iyi. Günler.